Herkese merhaba sevgili dostlar. Bir haftalık aranın ardından tekrar bir oyuncu kariyeri videosuyla karşınızdayız. Son dönemin yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sefer konuğumuz. Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz ki milli takıma da Avrupa Şampiyonası'nda seçildi ve yükselen formunu devam ettiriyor. Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulmaması rağmen kendini göstermeye devam ediyor. Şöyle bir başlangıç profiline bakalım. Değeri 1.2 milyon euro. 2024'e kadar sözleşmesi var ve 21 yaşında 153 bin euro gibi iyi bir maaş alıyor. Hız hızlanması, çevikliği çok iyi. Vücut zindeliği de gayet iyi. Kararlılığı da gayet iyi. Bu da gelişebileceğini gösteriyor. Zihinsel olarak biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bitiricilik, dripling ve ilk kontrol gerçekten fena değil. Tekniği de fena değil. Daha iyi yerlere gelebilecek bir isim yükselebilecek bir isim. Onu da izleyen varmış. Muhtemelen kiralık. Evet Ankara gücü, Antalya, Denizli, Hatay. Kiralık istiyormuş. Bakalım Galatasaray ilk sezonun sonunda ya da ilk sezonda onu ne yaptı? Kiraladı mı yoksa kendimi değerlendirdi? Hemen ilk sezonun sonuna gidelim. İlk sezonun sonuna geldik. Kerem Aktürkoğlu ne yapmış bir bakalım. Hatay Spor'da görünüyor. Evet Hatay Spor'a kiralanmış. Evet, ufak tefek özelliklerinde fiziksel olarak geliştiğini görüyoruz. İlk kontrolünün de 13 olduğunu hatırlıyorum veya Dripling'i 13'tü. İlk kontrolü sanki 13'tü, 14 olmuş. Fena da performans göstermemiş gördüğünüz gibi Süper Lig'de 4 maçta 4 gol atmış, 8 asist yapmış. XG'si de bayağı iyi. Toplamda 34 maçta oynamış. 40 maç olduğunu düşünürsek ligde 34 maç oynamış. Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynayıp bir gol atmayı başarmış. Gerçekten burada performans göstermiş. Kendini geliştirmiş Hatay Spor'da. Oynamış da epey. Forma da almış, süre de almış. Kendini geliştirmeyi sürdürecektir. Şu anda herhangi bir izleyen gözleyen kimse yok. 21 yaş altı maçlarına çıkmış milli takımla. Çıkmaya devam etmiş orada. Ee, daha iyi gelişecek mi? Yaşı da 22. Çok da gelişecek bir yaşta değil ama kariyeri nasıl ilerleyecek? Galatasaray'da forma şansı bulabilecek mi? Çünkü henüz hiç oynamadı. Şuradan da bakabilirsiniz. Galatasaray'da hiç maçı yok ama Hatay'da 34 maç oldu. Bakalım ikinci sezonda neler yapmış Kerem Aktürkoğlu. İkinci sezon sonuna geldik. Kerem'e bakalım. Kerem Aktürkoğlu. Hatay Spor'da devam ediyor. Evet Hatay Spor bir yıl daha kiralamış. Performansından memnun kalıp bir yıl daha onunla devam etmiş. Gerçekten ee, gelişimini sürdürmüş ve bakıyorum şöyle özellikle ciddi anlamda bir yükseliş yok ama performans anlamında yine ortalamalarına baktığımızda gayet iyi. Türkiye Kupası'nda 7 maça çıkmış. 2 gol, 2 asistle gayet iyi bir performans. Ligde de 30 maçta 2 gol, 1 asist. Geçen sezona göre biraz daha az yaratıcı, daha az gol ve asist katkısı yapmış ama yine toplamda bir 37 maça çıkmış. Kupa maçları ile birlikte. 37 resmi maç oynamış. Bir kez daha çağr çağrılmış 21 yaş altı milli takımına. Ee, bakalım Galatasaray'a dönecek mi 3. sezonda? Orada performans gösterecek mi? Yoksa e, 23 yaşına geldi. Kerem'i Hatay Spor mu alacak. Ona da bir bakalım. 3. sezon sonuna gidelim. 3. sezon sonuna geldik. Kerem'e hemen bakıyoruz. Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor görünüyor. Trabzonspor'a gelmiş, Trabzonspor transferi yapmış. Nasıl olmuş? Şöyle hemen bakalım. 2 milyon euroya transfer olmuş ama öncesinde Galatasaray'da 9 maç oynamış ve uluslararası 7 maça çıkmış. Uluslararası maçlarda da bir asisti var. 6 73. Yani hiç tecrübesi olmayan bir oyuncu için vasat bir performans tabii. 9 maç oynamış ligde 1 gol, 1 asist yapmış. Bir de kupada oynamış. Orada da golü var. Yani gol yollarında etkili. Daha sonra Trabzon'a gitmiş. Devre arası transferi muhtemelen 2 milyon euro. 18 maçta 2 gol atmış. 6.82. Kupada da 2 maçta sonradan girmiş. Trabzonspor transferi onun kariyerinde nasıl bir yol izleyecek? Fiziksel olarak çok iyi gelişti. Kendini çok yükseltti gerçekten fiziksel olarak. Zihinsel olarak da ufak tefek artışlar var. Çok kötü özellikleri. Biraz daha 9'lara 10'lara gelmeye başladı. Zihinsel olarak da yaş ilerledikçe tabii daha da gelişecektir. Milli takıma herhangi bir çağrılma yok şu an için. En azından aldığı maaş 511 bin euroya kadar çıkmış. Değeri de 3.3 milyon euro. Trabzonspor'da yarım sezonda da kendini geliştirmiş. Bakalım Kerem 4. sezonda ne yapmış? Dördüncü sezon sonuna geldik. Kerem en son Trabzon'daydı. Bakalım Trabzon'da devam mı etmiş? Kerem evet. Trabzon'da devam ediyor ve değerinde de değer katmaya devam etmiş. Burada bakın 4.6 milyon euroya kadar çıkmış değeri. Özellikleri hızlanması bir tık artmış. Gördüğünüz gibi orayı da geliştirmiş. Zihinsel olarak gelişmeye devam ediyor. Ee, epey bir maç oynamış. Avrupa Kupası'nda iki maç oynamış. Çok iyi oynamamış orada. Avrupa Kupası 2'de Toplamda 7 maç oynamış 1 gol 1 asist. 6.93 fena değil. Süper Lig'de çok az maça çıkmış. 4 11 maçı 16 kez de sonradan oyuna girmiş. Toplam 20 maçta 1 gol 2 asist yapmış. Türkiye Kupası'nda da 5 maç 1 gol. Toplamda 6.92'lik bir ortalama var. Yani yedek oyuncu gibi olmuş. Daha çok sonradan giren oyuncu gibi olmuş ama buna rağmen değeri artmış. Değeri yükselmiş. Herhangi bir izleyen takım yok onu şu anda. Ee, bakalım Trabzonspor'da mı devam edecek? Henüz 2 yıl daha sözleşmesi var Trabzonspor'da. 5. sezona bakalım neler yapmış Kerem. 5. sezonun sonuna geldik. Kerem bakalım burada ne yapmış? Kerem Trabzonspor'da devam ediyor. Ee, evet Trabzonspor'da devam ediyor ama yine biraz daha rotasyon oyuncusu gibi olmuş. Ee, bir önceki sezonda kaçırdık Milli maçta bir kez oynamış Bir önceki sezon oynamıştı Milli maçta bu sezon hiç çağrılmamış Trabzonspor'da toplamda 68 lig maçına döndü 7 golü var Bu sezon özellikle 4 gol atmış Bakın 13 ilk 11 17'de sonradan girmiş 4 gol 3 asist Hiç fena olmayacak bir katkı vermiş Avrupa kupası 2'de de bir gol bir asistle toplamda 6 maç oynamış Türkiye kupasında da bir gol bir asist Yani gol ve asist katkısı bir şekilde vermiş. Bir yıl sözleşmesi kaldı. 4.7'ye kadar da değeri çıkmış. Ya satılır ya da sözleşmesi yenilenir diye düşünüyorum. Kerem'in Trabzonspor'da devam ederse de iyi bir sözleşme alacaktır. 1 milyon euroları görecektir diye düşünüyorum. Bu özellikleriyle, bu yükselişiyle. Ama daha fazla 11'de e oynatabilirdi onu Trabzonspor. Yani birinci oyuncu yapmamış anladığım kadarıyla. Birinci oyuncu yapsa belki daha farklı olacaktı. Altıncı sezona bakalım. Artık yaş 26'ya geldi. Yavaş yavaş büyüyoruz. Altıncı sezonun sonundayız. Kerem'e bakıyoruz hemen. Kerem Trabzonspor'da devam ediyor. Ve sözleşmesi bitme noktasında satılık listesine konulmuş ama gitmemiş. Daha da rotasyon oyuncusu olmuş. Özellikleri düşmemiş. Özellikleri kötüye gidiş yok özelliklerinde ama yani çok az maç oynama. 8 kez ilk 11'de lig maçında 21 maça sonradan girmiş. Hep sonradan giren oyuncu olmuş. Avrupa Kupası'nda, Türkiye Kupası'nda hep performans vermiş. Yani performans vermiş derken hep oynatılmış ama hep sonradan değerlendirilmiş. Listedeymiş ne kadar istiyormuş? 150 bin istiyormuş. Artık sözleşmesi bitmek üzere. 1 Eylül 2025'te evet tam düşündüğümüz gibi sezon başında sözleşme uzatmayı reddetmiş. Ee, o yüzden 1 Eylül 2025'te transfer listesine konmuş. Ama kimse onu almak istememiş. Alıcı bulamayınca da ee, Trabzonspor'da kalmış. 30 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Biz 31 Mayıs'tayız. Sözleşmesi bitecek ve bir takıma imza atacaktır bedelsiz olarak. Şöyle bir geçmişini de buradan tekrar görelim. 4. sezonda artık Trabzonspor'da tamamlayacak 4 yıllık sözleşme yapmıştı 4 yılı tamamlayacak daha doğrusu 3,5 yıllık burada bir yarım sezonluk sözleşme var ee, bakalım 7. sezonda ne yapacağız nereye transfer olacağız onu da görelim 7. sezonun sonuna geldik 7. sezonun sonunda Kerem ne yaptı evet Utre'ye transfer olmuş Hollanda'yı tercih etmiş Hollanda'ya gitmiş ama Hollanda'da hiç oynamamış. 5 maça sonradan girip 6 performans vermiş. Şöyle bir geçmişine bakalım. Evet, bedelsiz olarak beklendiği gibi gitmiş ama kariyer için iyi bir tercih mi? Hiç oynamamış çünkü. 2029'a kadar sözleşme yapması ve 759.000 Euro yıllık maaş alıyor. Maaşı da gayet iyi. Piyasa değeri de 5 milyon Euro'lara çıkmış. Yaşı da 28 artık olgunluğa geldi. Tam verim alacağı sezonda hiç oynamamış neredeyse. Gerçekten bu da kariyeri için bir dönüm noktası olabilir buradan sonrası için. Ee, bu sezon çok bir şey göremedik. Herhangi bir izleyen takım da yok. Onu alabilecek bir takım da yok. Utrecht'te devam edecektir. Dileyelim ilk 11 oyuncusu olabilsin orada. Daha fazla forma şansı bulabilsin. 8. sezona bakalım ne yapacak Kerem. 8. sezonun sonuna geldik. Kerem'e bakıyoruz. Utrecht'teydik. Utrecht'te devam ediyoruz. 4.4'e kadar düşmüş değeri. Bazı özelliklerinde düşüşler var artık. Hızlanma düşmüş. Tripling in kontrol düşmüş. Sadece bir maç oynamış çünkü. Yani ee, hiç doğru bir tercih değilmiş. Orada Hollanda'ya gitmesi. Yaşı 29 da oldu artık. Ve sözleşmesi de uzun vadeli olduğu için onu alacak bir kulüp de yok. Sadece bir maça sonradan girmiş. Ve orada da o kadar geç girmiş ki hiç ortalama puanı dahi yok. Muhtemelen 3-5 dakikalık bir oyun oynadı sadece ve sezon boyunca hiçbir şey yapmamış. Gerçekten kariyeri için yanlış bir tercih olduğu Tre. Belki daha farklı bir takıma gitse en verimli çağını daha iyi değerlendirebilirdi. Bakalım 9. sezonda ne yapacağız. 9. sezon sonuna geldik. Kerem umarım kurtulabilmiştir oradan. Kerem evet Utrecht'te devam ediyor. Utrecht'te devam ediyor. Daha fazla forma şansı bulmuş. Ama piyasa değerini görüyorsunuz. Piyasa değeri 325 bine düşmüş. Çünkü sözleşmesi bitiyor. Yaşı artık 30. 2029 yılındayız ve sözleşmesi bir ay sonra bitiyor. E, 10 maça sonradan girmiş. Bir de uluslararası 2 maça sonradan girmiş. Hiç ilk 11 başlamamış ama bir golü var. En azından bir gol atmış. Özellikleri iyice düşmeye başladı. Ee, özelliklerindeki düşüşü görebiliyorsunuz yaşa artık geldikçe. Farklı bir mevki de kazanamamış. Herhangi bir şekilde bu yıl yaşa gelene kadar herhangi bir farklı mevki kazanmamış. Denenmemiş yani herhangi bir mevki de. Milli takımda da bir maç burada bir hatırası var. Bakalım sözleşmemiz bitiyor. 10. sezonda nereye gideceğiz, ne yapacağız, nasıl yol izleyeceğiz? 10. sezon sonuna geldik. 10. sezon sonunda Kerem ne yapmış? Bakıyoruz hemen. Evet, Twente. Twente tercihi. Twente tercihi. Yaş 31 artık. 3.2 milyon euroya kadar tekrar piyasa değeri yükselmiş ve 595 bin olmuş. Twente tercihi daha doğru. Şöyle şuradan bakalım. 27 lig maçına çıkmış. Bedelsiz olarak zaten transfer oluyor. 4 gol, 1 asist yapmış ve 7 14'lük ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş burada. Puan ortalaması olarak en azından 4 gol, 1 asist yapmış ve uluslararası 2 maça da çıkmış. Orada da 7 70'le oynamış. 1 golü var. Gerçekten kariyer sezonlarından birini 31 yaşında oynamış. 31 yaşında Twente'de kariyer sezonlarından birini geçirmiş. Daha büyük yerlere gitmesini beklerdik. Daha iyi yerlerde oynamasını beklerdik Kerem'in ama şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Bu yaştan sonra da çok oynayabileceğini düşünmüyorum. Bir sezon daha sözleşmesi var Twente ile. Bakalım Twente'de devam edeceğiz mi yoksa bir transfer olabilir mi? 11. sezona bakalım. 11. sezon sonuna geldik. Kerem'e bakıyoruz hemen. Kerem Twente'de devam. Sözleşmesini tamamlamış burada. Ve 32 yaşına geldi artık. Twente'de 29 maça çıkıp 8 gol atmış. 1 asist yapmış. En çok gol attığı sezonu yaşamış. Erzincan Spor'daki sezonu saymazsak. Üst liglerde, üst seviye takımlarda, birinci lig seviyesindeki takımlarda en çok gol attığı sezonu yaşamış. 8 gol. Şöyle bakalım tekrar. Avrupa maçlarında uluslararası maçta oynamamış. Milli takıma da çağrılmamış ya da çağrılmış ve oynatılmamış gibi sıfır yazıyor çünkü burada normalde çizgi olurdu. Ee, 7 0 7.09 ortalama hiç fena değil. Sözleşmesi bitiyor. Yeni bir macera başlayacak kariyerinin sonuna doğru. Özellikleri de ister istemez tabii ki özellikle fiziksel özellikleri düşmüş ama hız hızlanması yine 32 yaşındaki bir oyuncu için idare eder. Çevikliği de hala 14. Ama onu kaybettiğinde en büyük özelliklerini kaybetmiş olacak. Talihsizliği bence Utrecht transferi. Utrecht'e gitmeseydi belki kariyeri daha farklı yönde ilerleyebilirdi. Bakalım 12. sezonda ne yapacak, nereye gidecek Kerem? 12. sezon sonuna geldik. Kerem bakalım nereye transfer olmuş? Willem 2'ye transfer olmuş. Hollanda'da kalmayı sürdürmüş. 1.4 milyon euro değeri. Yine yaşına göre hiç fena değil maaşı 414.000 bin euro. Fiziksel olarak özellikle güç olarak bitmiş durumda iyice. Ee, ne kadar maç oynamış burada derseniz şöyle buradan da gösterelim. 20'lik maçı oynamış ama ikisi sadece ilk 11. Alternatif bir oyuncu olmuş. 6-7 gibi berbat bir performans göstermiş. Bunun kaynağı hızını hızlanmasını ve çevikliğini kaybetmesinden dolayı. Çünkü Kerem'in en büyük özelliklerinden biri kanatta hızlı ve süratli olması. Onun e, aşırı iyi zihinsel özellikleri yok. Zihinsel özellikleri mükemmel olmadığı için hani kanat oyuncusu olarak en önemli özelliği sprint olması, sprint atması, hızlı hareket etmesi, çalım atması. E bunları kaybedince doğal olarak performans veremiyor. Herhangi bir milli maç yok, herhangi bir ekstra maç da yok. Willem 2 ile de bir yıllık daha sözleşmesi var. O sözleşmeyi de tamamlar diye düşünüyoruz. Bakalım 13. sezona. 13. sezonun sonuna geldik. Kerem'e bakalım. Ne yapmış? Willem 2'de devam etmiş. Fiziksel olarak artık bitmiş. Yaş 34. Bir yıl daha sözleşme uzatmış Willem 2'de. 2034'e kadar. İlginç bir şekilde sözleşme uzatmışlar. 6.45'de oynuyor. 26 maça sonradan girmiş. 2 golü var. Neredeyse hiçbir şey yapmamış. 6.45 çok kötü bir ortalama ama bir yıl daha sözleşme uzatmışlar onunla. 2034'e kadar. 33'te bitiyordu normalde. Bir yıl daha uzatmış Willem 2. Ee, yani bu kadar fiziksel özelliği düştüğünde zaten performans beklemiyorduk. Onun herhangi bir acaba kariyer planı var mı? Kariyerinin kalanını kulübünde geçirmekten mutlu diyor. Formunu yakalamayı istiyormuş Herhangi bir emeklilik planı şu an için yok. Şenol Güneş sevilen kişilermiş. Dolunay Kafkas da aynı şekilde. Emektar kanat diye geçiyor artık. Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Şöyle profiline tekrar dönelim. Bakalım 14. sezonda ne yapmış Kerem? 14. sezonun sonuna geldik artık. Kerem son sezonunu Williamki de geçirecek ve bitirecek diye bekliyoruz. Fiziksel olarak artık bitmiş ama Williamki onu kullanmış ve hep de sonradan oyuna sokmuş. 23 maçta sonradan oyuna girmiş ve bir gol atmış. Hep rotasyon oyuncusu olarak değerlendirmiş onu. Özellikleri iyice düştü fiziksel olarak. Ama burada da bakın Wilhelm 2'de de 69 maça çıkmış oldu. Sonradan girmelerle birlikte 69 maç. En çok maç oynadığımız takım. Trabzonspor oldu. Şöyle bilgi kısmından bir kontrol edelim. Emeklilik planı var mı? Evet 29 Haziran 2034 tarihinde emekli olmayı planlıyor diyor. Evet emekliliğimiz geliyor. Gerçekten de emekli oluyor bir sonraki sezon. Herhangi bir sözleşme almıyor. Çünkü zaten yaşına da baktığınızda böyle bir kanat oyuncusu için 35 yaş çok uzun bile iyi oynadı. Şöyle kariyeri bir tekrar özetleyelim. Galatasaray'daydık. Galatasaray'a bedelsiz gelmişti. Ama Galatasaray hiç şans vermeden Hatay'a kiraladı. Orada kendini geliştirdi. iyi de maç sayısına ulaştı. Ondan sonra Galatasaray'a geri döndü. Hatay bir yıl daha kiralamak istedi. Belki bir yıl daha Hatay'a değil de başka bir takıma gitseydi daha farklı gelişebilirdi ama burada da yine iyi performans gösterdi. Özellikle kupa maçlarında iyi oynadı. Sonra Galatasaray'a döndüğünde Galatasaray şans verdi. Ama çok şans veremiyordu. Daha az maç oynuyordu. Ama Avrupa Kupası'nda 7 maç oynamış baktığınızda. Ligde az şans vermiş. Avrupa Kupası'nda gayet iyi uluslararası maçlarda 7 maç oynamış. Bu performansıyla devre arasında Trabzon'a gidiyor. Trabzon'da geçirdiği 3,5 sezonda fena almayan bir performans gösteriyor gerçekten. İdare eder bir performans. Sözleşmesini tamamladığında Utrecht transferi gerçekten onun kariyerinin dönüm noktası. Çok az maça çıktı. Burada geçirdiği 3 sezonda toplamda 16 maçı var. 16 lig maçı var sadece ve çoğu sonradan oyuna girdi. Yani Kariyerinin en verimli yaşlarıydı o yaşlar. O 3 sezonu orada kaybedince Twente'ye döndü. Twente onun tekrar yükseliş takımı oldu. 2 sezonluk sözleşmede maç sayısını yükseltti. Gol sayısını asist sayısını yükseltti ve tekrar kendini geliştirdi. Artık yaşlandıktan sonra da Willem 2'ye transfer oldu. Orada hep rotasyon oyuncusu oldu. Hep sonradan girdi oyuna, oyuna. ama onu 35 yaşına kadar kullandılar. 3 sezon boyunca Willem 2. Bakıldığında en uzun süre Trabzonspor'da 3,5 sezon oynadı. Kariyerinin yükseliş dönemi Trabzon'da ama kariyerinin düşüş dönemi de Utrecht'te diyebiliriz. Utrecht tercihi onu kötü noktalara taşımış oldu. Orada biraz maaş tercihini e, göz önünde bulundurmuş, Utrecht'e giderken çünkü Utrecht'te iyi bir maaş alıyordu. Şöyle profiliyle veda edelim, son profili, yıl 2034 böyle bir profil gözüküyor. Sadece bir kez milli maçta oynamış ve bu şekilde de kariyerini noktalamış oluyor Kerem Aktürkoğlu. Mükemmel bir kariyer olmadı, mükemmel bir kariyer hikayesi olmadı. Ama e, Gerçekte daha iyi olmasını umuyoruz. Kerem'in daha iyi yerlere gelmesini umuyoruz. Bekliyoruz. İnşallah da böyle olur. Şimdilik bu videomuzda bu oyuncu kariyerimizde noktalıyoruz. Bir sonraki oyuncu kariyeri bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.